Türkiye'de son 17 yılda en az 3502 hasta TUSAK hayatını kaybetmiş. 3502. Yine 2018 itibariyle şu anda 400'ü ağır olmak üzere 1154 hasta TUSAK bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, TUSAK olup olmadığını, niye olduğunu da açıklarım değerli milletvekili. Ben bir hukukçuyum. Hangi kelimeyi nasıl kullandığımı da çok iyi bilirim. Bilerek kullanıyorum TUSAK kelimesini. Önceki dönemde çokça ifade ettiğimiz Sisi Bingöl vardı. Sisi Bingöl aslında kimlik yaşından da daha büyük olarak 85 yaşında. Daha önce Muş Devlet Hastanesi'nde cezaevinde kalamaz raporu verilmesine rağmen daha sonra nasıl oluyorsa İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitti ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda cezaevinde kalabilir raporu verdi. Şu anda çocuklarını bile hatırlayamayacak durumda. Bakın, çocuklarını bile hatırlayamayacak durumda. 85 yaşında bir kadın hukuki düzenlemeye göre eğer cezaevinde tutuluyorsa onun adı tutuklu ya da hükümlü değildir, tutsaktır. Lütuf beklemiyor bu insanlar. Hiç kimseden lütuf beklemiyorlar. Hukukun uygulanmasını istiyorlar ama şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bunun karşısında bir tedbir almazsak, bu meclisin tümü, oturan her bir milletvekili bu işten ahlaken, vicdanen, siyaseten ve hukuken sorumludur. Kimse bu sorumluluğun dışında değildir. Oradan cezaevinden çıkan her cenazenin, buna tedbir almadığımız, önünde durmadığımız her cenazenin sorumluluğu hepimizin boynundadır diyorum. Teşekkür ederim.